Gelelim uşak meselesine. Bir arkadaş burada konuştu. Sonra konuşup gitme moda oldu. Burada kaç tane AKP'li milletvekili oturuyor bilmiyorum. Aa, burada mı? Öne gel de dinle. Öne gel de dinle. Şimdi söyleyelim. Arkadaşın doktor olduğunu biliyoruz. Arkadaşın Uşak'taki İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili atamaların tamamından da doğrudan kontrol altında yaptığını da biliyoruz. Peki ne olmuş? 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla aynı soyada sahip 9 eş karı koca, 9 eş orada çalışıyor, aynı soyada sahip. Sen yapmadıysan kim yaptı? 2 kardeş orada çalışıyor. Sen yapmadıysan kim yaptı? 1 anne kız çalışıyor. Sen yapmadıysan kim anneyi kızı oraya soktu? 1 amca yeğen orada görev yapıyor. Kim bunları soktu? Arkadaşlar, bir eve taş atmadan evvel kendi evinizin camdan olduğuna bir dönüp bakacaksınız. Kaldı ki dün burada bir araştırma önergesi verdik. Türkiye'nin bu kanayan yarasıdır. Milletvekilleri böyle işlere muhatap olmasınlar. Bu işleri beceremesinler. Ne yapalım o zaman? O zaman gelin mülakatı ortadan kaldıralım. Eski doktor, eski başhekim bilmem ne sağlık müdürlüğünün atamalarında yetki sahibi olmasın. Adı ister AKP vekil olsun, ister CHP vekil olsun. Ne yapalım? Tümüyle mülakatı ortadan kaldıralım ve kamu personel sınavına göre... Bir dakika size söz vereceğim. Laf atmanıza gerek ya yok. Ya arkadaşın heyecanlanması normal. O heyecanlansın sabaha kadar, sorun yok. Kamu personel sınavına göre adam alalım. Dolayısıyla hiç kimse etki edemesin. Neden hayır dedin kardeşim? Neden hayır dedin? Bu kadar basitti bak. Uşak'taki bütün sorunları çözecektik. Türkiye'deki bütün sorunları çözecektik. Neden evet diyemiyorsunuz? Sorunu ortadan kaldırmaya niye yoksunuz? Çünkü bu sorundan besleniyorsunuz. Üstelik de burada geleceksin, propaganda yapacaksın. Biz de sana müsaade edeceğiz, öyle mi? O işler geçti kardeşim, o işler geçti, bunu iyi bilin. Gelelim bir başka hususa. Buyurun sayın. Gerçi 600 milletvekili falan da yok da. Sabahleyin işte kravatlarımızı takıp geliyoruz. Neyi çözeceğiz? Memleketin sorunları bizi bekliyor, bizi. Birbirimizle uğraşmayacağız, memleketin sorunlarını çözeceğiz. Mesela 10 bin lira aylık alan 8-9 milyon emekli var. Uğraştınız, haftalarca toplantılar yaptınız, sonra müjde verdiniz. 12 bin 500 liraya çıkarttık. Ve bu 12 bin 500 lirayı da grup başkanınız şöyle açıkladı. Bütçeye etkisi 33 milyar 200 milyon liraymış. Büyük fedakarlıklar yapıyorlarmış. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklermiş. Ya bir taneniz ayda 12 bin 500 lirayla bir geçinin de enflasyona eziliyorsunuz mu, ezilmiyorsunuz mu bir görelim. Bir de bunun propagandasını yapmaya çalışıyorsunuz. Söyleyelim, bu 33 milyar 200 milyon lira büyük para mı? Ya siz... Buyurun Sayın Günaydın. Epistemolojik yaklaşımlar, ontolojik bilmem neler diye diye 1 trilyon 200 milyar TL'yi gömmediniz mi be kardeşim? 1 trilyon 200 milyar liranın yalnızca 2.75'idir. %2.75'idir. 16 milyon emekliye verdiğiniz 2500 lira zam. İnsan biraz haya etmez mi ya? İnsan biraz 8 milyon, 9 milyon ayda 12 bin 500 liraya mahkum olacak emekliden utanmaz mı? Bu polemikler yerine onların derdiyle hemhal olmaz mı? Bir de şunu söyleyeyim. Bundan 15-20 gün evvel demiştim ki ya Türk Hava Yolları'nın genel müdürü 1 milyon 400 bin lira maaş alıyormuş. Anlatıp duruyoruz. Kuzuların sessizliğine bürünüyorsunuz. Cevap veren yok demiştim. Ya ben rakamı vallahi yanlış biliyormuşum ya. Çocukların günahını almışım. %38 zam al. Buyurun. %38 zam almış. Geçinebilir mi? Türk Hava Yolları'nın genel müdürü gariban nasıl geçinsin? %38 zam almış. Şimdi 1 milyon 820 bin lira alıyormuş. Genel müdür onu alır da genel müdür yardımcısı eksik kalır mı? 1 milyon 600 bin lira da genel müdür aylık alıyormuş. Arkadaşlar hani parası yoktu ya devletin? Bu devletin parası yandaşlarınıza gelince, Bilal Ekşi'ye gelince var da
16 milyon emekliye gelince mi yok? Bunun hesabını size sormayacak mıyız? Dolayısıyla bu meclis beyhude işlerle, laf kalabalığıyla zaman geçirme yeri değildir. Gelin geriye kalan zamanınızda ne kadar kaldıysa memleketin derdiyle hemhal olmaya çalışın. Size tavsiyem budur. Yoksa biz bu meselenin nasıl çözüleceğini biliyoruz. Yakında halk iktidarı geliyor. Teşekkür ederim. Sayın Akbaşoğlu cevap verir istersen. Buyur, buyurun açıyorum. Buyur. Bir sataşma olmuyor. Sayın Başkanım, bir kere Sağlık Müdürlüğü'nde 300 kişi civarında çalışan var. Bunların hepsi ya KPSS ile gelmiştir veya diyelim ki noter huzurunda kura ile gelmiştir. Bunların içinde geçici görevlendirmeler vardır. Aşağı yukarı 20 yılda orada 4-5 tane sağlık müdürü gelmiştir. Bunların yaptığı işlemlerdir. Bunlardan bir dahinde, bir tanesinde dahi benim dahilim olduğunu ispatlayın. Ben ne gerekirse yaparım. Tamam mı? Bak ne gerekirse yaparım. Diğer taraftan şunu söylediniz. Benim ne bir akrabam, birinci, ikinci, üçüncü dereceden hiçbir yöneticisi de değildir ve sağlık müdürlüğünde çalışmamaktadır. Bunu bir milletvekili, Uşak milletvekili Ali Bey bunu iddia ediyor. Diyorum ki ben iddiasını ispatlamayan müfteridir kardeşim. Böyle bir şey olamaz. 9 yıl boyunca, 20 yıl boyunca burada insanlar diyelim ki noter huzurunda çıkarsa veya diyelim ki kamu personeller çıkarsa çalışmayacak mı? Belediyelerde kaç tane kişi çalışıyor sizde? Bunu da bir bakın. Böyle bir şey mi olur? Diyelim ki sağlık hastanede insanlar oraya tayini çıkıyor. Ya bölge milletvekilleri olarak Uşak'a hizmet etmeyi için Uşaklılar sizi gönderdiler. İki milletvekilinin böyle karşılıklı konuşması doğru değil beyler ya. Evet, Sayın Çömez buyurun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Sayın Gümüş.